Sabah sporunda günün son Skype bağlantısıyla karşınızdayız. Kartal Yiğit bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Günaydın. Teşekkür ediyorum. Sizler? Bizdeyiz. Çok teşekkürler. İsterseniz Beşiktaş'ın hazırlık maçından başlayalım. Daha 4 hazırlık maçı oynanacak ama biraz bize tabii ki bilgi veriyor bu karşılaşmalar. Nasıl bir Beşiktaş izlediniz İstanbul Spor karşısında? Özellikle tabii Şenol Hoca savunmadaki düşüşü çözmek için alternatif arayışına başladığını gördük Şenol Hoca'nın. Şimdi Tayfur'un sağ bekte oynadığını biliyorduk. İyi de performans gösteriyordu bundan önceki dönemlerde. Ancak bir Montero'nun sol bekte oluşu, Emre Can'ı tekrar savunmada görmek, yanında Wellington'ı görmek tabii bu özellikle geçtiğimiz haftalardaki işte Saiss'in, Rozier'in, Masuaku'nun performans anlamındaki gerilemesine çare olarak gözükebilir. Şimdi maça dönersek burada savunma hattını önce bir irdeleyelim. Hı hı. Tayfur Bingöl sahanın en iyilerinden biriydi. Yani Şenol Hoca bundan sonraki süreçte savunmanın sağında Tayfur'u oynatabileceğini mesajlarını verdi. Çünkü Rozier'de gerçekten inanılmaz bir düşüş var. Yani bunun nedenleri araştırılabilir. Fakat bu düşüşe çare bulmak için Şenol Hoca düğmeye basmış gözüktü. Onun dışında biliyorsunuz Josef'te de haftalardır özellikle Ankara Gücü maçından sonraki performansının iyice dibe vurduğunu gördük. Burada da bir Kerem Atakan hamlesinin geleceğinin sinyalini aldık. Yani Şenol Güneş'ten. 4-2-3-1 düzeniyle sahaya sürdü İstanbulspor maçında Şenol Güneş takımını. Önde, yani öndeki ikilide Berkay'la beraber Kerem Atakan keskin görev aldı ve maçın en iyilerindendi. Bir de gol attı. Golü çok öne çıkarmak istemiyorum. Kolay bir pozisyonda geldi. Fakat golden ötesinde 90 dakika yani oynadığı süre boyunca Kerem'in iyi işler yaptığını gördük. Bu da bize Şenol Güneş'in Dünya Kupası arasından sonra Kerem ile başlayabileceğinin göstergesi oldu. Hı hı. Onun dışında gelirsek hücum anlamında zaten Beşiktaş'ın çok çok böyle bir sıkıntısı yok. Fakat tabii ki Gezal'ın yokluğu aranıyor. Gezal'ın yokluğunda kim oynayacak sorusu sürekli konuşuluyordu. Hı hı. Bakıldığı zaman Redmond'ın bu süreçte öne çıkabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü Şenol Güneş geldiği günden beri Redmond'la çok ilgileniyor. Yani oyuncunun kalitesini biliyor ama uyum sorunu ve işte oynamadığı için 11'de fazla süre bulamadığı için geriye gittiğini düşünerek Redmond'ı kazanmak istiyor ve bence kazanacak gibi de duruyor. Evet, hazırlık maçı bir süreçtir. Yani çok fazla bilgiler vermez ama bu hazırlık maçında Redmond'ı çok iyi gördük. Hı hı. Bundan sonra 11'de oynayacak diyebiliriz. Onun dışında Muleka iyiydi. Evet, Dele Alli haberde de gördük. Evet. Dele Alli konusunda Şenol Güneş'in bir ısrarı var. Çünkü göndermek istemiyor, kazanmak istiyor. Bunun derdinde eğer kazanırsa da çok önemli bir iş yapacaktır. Dele Alli de attığı golün yanı sıra sağ içinde sorumluluk aldı gibi. Henüz yolun başında, fiziki anlamda geri ama Dele Alli gerçekten kazanılırsa Beşiktaş'a çok büyük faydası olacaktır. Peki yarın da Babacar Fatih Karagümrük'le bir hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş. Peki bu karşılaşmada da sizce aynı oyun planını görür müyüz yoksa 4-2-3-1'i değiştirir mi Şenol Hoca? Değiştirebilir. Çünkü lig maçlarında da ikili oynattı. Hı hı. Özellikle ilk geldiği maçta Ümraniye maçında Weghorst Cenk yaptı. Burada da bir Cenk'in yanına bir Muleka hamlesi yapabilir. Onun yerine işte farklı alternatifler deneyebilir. Mesela Tayfur tekrardan öne çekilebilir. Rozier sağ beke gelebilir. Tayfur öne çekildiği zaman Redmond Tayfur değişikliği olabilir. Yani kanatlarda yerleri değişebilir. Hı hı. İkiliye dönebilir ama hoca Vegas gelene kadar bu 4-2-3-1'i tekrar oynatma ihtimali yüksek. Hı hı. Çünkü ligde bu ikiliyi oynatıyor.
Ama onun dışında ne gibi planları olacak? Bu yüzden 4-2-3-1 ile devam edebilir ama oyuncu bazında bazı değişiklikler olabilir, evet. Peki Beşiktaş'a altyapıdan 4 oyuncu geldi A takıma. Beşiktaş'ın bu hamlesini siz nasıl değerlendirirsiniz? Tabii çok olumlu. Yani altyapıdan ne kadar fazla oyuncu yukarıya çıkarsa bu Beşiktaş için bir avantaj. Zaten Başkan Ahmet Nurçebi bunu Valerian İsmail getirirken söylemişti. Yani altyapıyı daha da öne çıkaracağız. Öz kaynak düzenini kullanma dönemine giriyoruz demişti. Ama Valerian İsmail ile yollar ayrıldı. Şimdi Şenol Hoca geldi. Başkan Şenol Hoca ile zaten çok sık görüşüyor. Evet, Şenol Hoca daha çok böyle tecrübeli oyuncuları sever ama altyapıdan da oyuncu gelmeyecek anlamına gelmez. İyi bir hamle. Özellikle orada Emre Yaşar'ı ben iyi oyuncu olduğunu duydum. Yetenekleri olan bir isim. Üstüne kattığı takdirde A takıma çok yararlı olacağı şeklinde altyapıdaki hocalarının görüşleri var. İnşallah, umarız. Yani bunlar gençler Türk futbolu adına zaten bir kazanç. Beşiktaş'ın bu hamlesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Yalnız bu 4 oyuncuyla sınırlı kalmayacak. Sayının artacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle 17 takımında çok değerli oyuncular var. 17 takımdaki bu isimler 19 takımda da oynuyor şu an. U19 takımda da forma giyiyorlar. Yani Beşiktaş böyle bir atılım içerisinde, bu sayının artması, sezon sonuna doğru bu artması, evet, sürpriz olmayacak. Peki Beşiktaş için bir Vakame iddiası var. Dün Ogün Şahinoğlu'yla da konuşmuştuk. O da belki başka takım için gelmiş olabilir dedi. Bugün de gazetelerde bir Başakşehir detayı da dikkat çekiyor. Vakame'nin acaba Beşiktaş'a gelme ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben Beşiktaş ara transferde takviye yaparsa bunun savunmaya olacağını duydum. Yani Vakame konusunda bir girişim yok. Daha önce de evet ismi gündeme geldi. Eğer kontenjanda herhangi bir sıkıntı olmasaydı evet doğru bir isimdi. Bence de alınabilirdi. Çünkü Gezal'ın ne zaman sahalara döneceği belli değil ve uzun sürecek gibi gözüküyor. Fakat savunmada bir problem olduğu için bence Şenol Güneş bu hakkını burada kullanacak. Eğer açılma olursa kontenjanda bak Envakame'de olabilir ama şu an Beşiktaş'ın gündeminde bu isim yok. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Rica ederim, yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Kartal Yiğit'le birlikte Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdikten sonra şimdi Galatasaray haberlerimize geçiyoruz. Mauro Icardi Galatasaray'da dün gerçekleşen akşam antrenmanını yarıda bırakmak zorunda kaldı.